Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomda en garip ve komik 8 oyunu listeledim. Umarım liste hoşunuza gider ve siz de benim gibi ilk gördüğünüz zaman şaşırırsınız. Hadi videoya geçelim. İlk oyunumuz Mr. Mosquito. Oyunda karakterimiz bir sivrisinek ve görevimiz kan emmek üzerine. Bir çiftin evine girip bölümler boyunca tüm kış hayatta kalmanızı sağlayacak kadar kan emmeniz gerekiyor. Erkeğin kafasından kan em, kadının kolundan kan em gibi çeşitli bölümleri var. Bir anda çok fazla kan emer veya yakalanırsanız çaplığa yiyor ve ölüyorsunuz. JFK Reloaded. Bir oyundan çok tarihi bir olayın simülasyonu olarak ele alınabilecek bu oyunda eski Amerika Başkanı Kennedy suikastını yeniden canlandırıyorsunuz. Oyuna oynadığınız karakter suikastçımız Oswald ve yapmanız gereken mouse ile nişan alıp başkanı öldürmek. Toplamda 3 hakkınız var ve 1000 puan üzerinden oyun performansınız değerlendiriliyor. Daha ilginç olanı geçmişte bu oyunun yarışması yapılması ve 784 puan ile en yüksek atışı gerçekleştiren yarışmacının 10.000 dolar ile ödüllendirilmiş olmasıdır. Parodius. Belki de listenin en anlam verilemeyen oyunu olabilir. Parodius adından da anlaşıldığı gibi aslında birçok oyunun parodi kombinasyonlarından oluşuyor. Fakat durum burada biraz ileriye gitmiş. Bir platform oyunu olan bu oyunda kimi zaman yatay hareketli bir savaş gemisi kullanıyor, kimi zamansa kağıt uçak kullanan bir çöpten adama dönüşüyorsunuz. Bir başka bölümde uçan bir penguen olabiliyor ve rastgele şeyler evreninde kendinizi buluyorsunuz. Rastgele şeyler derken robot kollara takılmış dudaklar, dans eden dev bir kadın ya da size dans eden mavi penguenler fırlatan dev bir Japon kadın kadar rastgele. Oyunun final bölümüne kadar aklınızı kaybetmezseniz finalde kocaman bir robot bir penguenle bir kara deliğin önüne savaşacak. Burada başarılı olabilirseniz penguenin bir jet uçağına dönüştüğünü göreceksiniz. Çünkü son derece mantıklı. Seaman. Sanal bebek oyunlarından belki de en acayip olanı. Oyunda düzenli olarak kontrol etmeniz gereken bir hayvanınız var. Fakat bu hayvan bir insan yüzü yerleştirilmiş. Üstelik bu yüz gerçek bir insana, oyunun yapımcısı Yut Saito'ya ait. Oyuna bir mantar olarak başlıyor ve 5 kademede kurbağa adama kadar ilerliyorsunuz. Seaman'ınızı sürekli düzenli olarak kontrol etmenizseniz ölüyor ve tüm süreci baştan başlatmanız gerekiyor. Oyun istenirse mikrofon ile sesli komutlar vererek de oynanabiliyor. Oyunla ilgili bir diğer ilginç ayrıntı ise insan suratlı bir balığı beslediğiniz oyunun anlatıcı sesinin sahibinin Leonard Nimoy yani Mr. Spock olması. Chex Quest. Hepimizin çok iyi bildiği Doom adlı oyunun şiddet içermeyen versiyonu olarak 96 yılında piyasaya sürüldü. Oyunun esas oluşturulma amacı aslında Chex adlı Cornflakes'in reklam kampanyasıydı ve Cornflakes kutularına hediye olarak dağıtıldı. Oyunun kendisinden daha ilginç tarafı Cornflakes kutularında dağıtılan ilk ve tek oyun olması. İnanılmaz bir başarı elde etmiş olması, ödüller toplamış olmasıdır. Doom gibi kopan insan parçalarıyla donatılmış bir oyunu alıp üzerine yapışkan maddeden kurtarmaya çalıştığınız insanlarla uğraştığınız bir oyuna dönüştürmüşler. Zoo Race. Nuh'un gemisi efsanesinin İncil'in bakış açısından ele alınan Hristiyan temelli bir oyun. Oyunun açılışında bir grup insan bir kütüphanede Nuh tufanı hakkında konuşuyorlar. Konu bir şekilde Nuh'un inşa ettiği gemisinin bu hayvanları yarıştırarak eğlenmesi noktasına geliyor. İnançlar üzerine tartışma ilerlerken 4 kişi bir anda farklı hayvanlara dönüşüp kendilerini Nuh ve oğullarının inşa ettiği yarış pistlerinde buluyorlar. Yarış pistlerinde patlayıcı varillerden, roketlerden veya alevli silahlardan çıkan ateşlerden kaçmaya çalışırken bir yandan da rakiplerimizi geçmeye çalışıyorsunuz. Üstelik her yarışın ardından düzenlenen dans partileri de cabası. There is poop in my soup. Benim gerçekten hoşuma giden ama bir o kadar da iğrenç olan bu oyunda amacımız basitçe kaka yapmak. Evet, böyle söyleyince garip gelebilir. Amacımız yoldan geçen insanların üstüne tuvaletimizi yapmak. Her bölümde farklı farklı görevler var. Bu görevler çorbanın içine, taksinin üstüne ya da dondurma yiyen çocuğun üzerine tuvaletinizi yapmak gibi görevler. Daha önceden bu oyunun videosunu çekmiştim. Koleksiyon kartıyla parasını çıkarabileceğiniz güzel oyunlardan bir tanesi. İndirimsiz fiyatı 2 lira civarı ama ben sürekli indirimde görüyorum. 1 lira 5 kuruşa kadar düşüyor. Son oyunumuz Enviro 1-2000. Ciddi anlamda zihinlere durgunluk veren bir oyun daha. Oyunun kısa açıklaması bile başka bir paradoks. Arabayı kim kullanıyor? Arabayı bir ayı kullanıyor. Bu nasıl olabiliyor? Oyunda tabii ki arabayı kullanan ayıyı oynuyoruz. Arabasıyla arazide ilerleyen ayımızı ağaçlara, göllere, kayalara çarptırarak sarnuftan içeri, balık, ağaç meyveleri gibi şeyleri düşürmeye çalışıyoruz. Buradaki amacımız ayımızın kış uykusu süresince tok kalabilmesini sağlamak. En sonunda bir mağaraya girip bir tuşa basarak kış uykusuna yatıyoruz. Tarihe en iyi ayı tabanlı sürüş simülasyonu olarak geçmiştir. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Siz de benim gibi umarım oyunları gördüğünüz zaman şaşırmışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna ve kanalıma hala abone değilseniz abone ol butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.